Bu böyle açılmaz. Öyle mi? Bu program açılmaz. Nasıl? Sevgili seyirciler, merhabalar. Atakan Kurt ile futbol muhabbetlerinde sizlerle beraber. Hakem de birazcık da böyle dolap dereli herhalde. Çıkarken bana dedi ki, bak dedi, devrede aklın başına gelsin, seni açacağım, haberin olsun dedi bana. Zaten trafik kazasından sonra bir buçuk ayı hatırlamıyorum. Gerçekten hani sıksan kendimi hiçbir şey gelmez aklıma. Kaytı koytu elleri yaptık. Şampiyon olacağız. Tamam hadi bakayım dedim. Böyle baktı. Aziz abi de hep eli ceptedir böyle. Orada şıkır 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 bir şey var. Böyle bir de geldi. Aa, kuru yemiş aldı. Biraz kuru yemiş. Güzel yaptı ama yani. Girdi içeri baktı. Hocam Allah kabul etsin. Hani gideceğiz. Biz de geliyoruz falan da hocam hani üstüm Kasımpaşa altın Akhisar. Şimdi cibadan çıkarıp telefon çalar hop Kasımpaşa'ya giderim bir bakarım hop Akhisar'a giderim. Sevgili seyirciler, Atakan Kurt ile Futbol Anıları programına yeniden hoş geldiniz. Her hafta eski futbolcularla, sporcularla, hakemlerle, teknik adamlarla ve spor adamlarıyla röportajlar yapıyoruz. Zaman zaman gazeteciler, zaman zaman sanatçıları da ağırlıyoruz. Bugün de çok değerli bir konuğumuz, çok yakın arkadaşım Ceyhun Ferso ile beraberiz. O hem bu işini, sanatı çok iyi icra ediyor, hem tiyatro oyunlarında, hem sinema filmlerinde, hem de dizilerde, hem de ciddi bir Fenerbahçe taraftarı, hayranı ve hem iç sahada hem dış sahada çoğu Fenerbahçe maçında kaçırmıyor. Amiyane tabir biraz holigan Fenerbahçe. Ama bir saniye fanatik. Bu böyle açılmaz Atakan. Benim sana sürprizim var. Bu böyle açılmaz. Öyle mi? Bu program açılmaz. Nasıl? Sevgili seyirciler, merhabalar. Atakan Kurt ile futbol muhabbetlerinde sizlerle beraberiz. Bu programı gerek dizüstü bilgisayarınızda, gerek iPad'de, gerekse telefonlarınızı, akıllı telefonlarınızı ekrana kaydırıp oradan izleyebilirsiniz. Çok muazzam, çok klas. Her şey... Takip edin, abone olun. Böyle açılır abi. Bu arada bir gün tiyatro oyuna gittim. Ben halı saha açtığımda şöyle diyordum işte. Halı sahamıza gelin, işte gelin oynayın vesaire. Telefonumuzla işte 688-55-55 mesajla falan diyorduk. Saldırıyorum numarayı. Bir gün tiyatroya gittik Ceyhun'un. Abdullah Avcı da var. Bir gün tiyatroya oynuyor Ceyhun. İşte tam sahne falan derken işte Ataşehir halı saha tesislerine girdi. Atakan Kurt halı saha tesislerine 688-55-55 dedi bir anda oyunda. Ya ben bu adamı yıllardır tanıyorum arkadaşlar, dostlar. Ben hiç sinirlendiğine şahit olmadım. Hep böyle biz makara konuşuruz onun sesiyle falan bir şekilde. Sohbet ederiz her yerde. İki hafta önce bir maç yaptık. Bana Atakan bir kızdı. Ceyhun topla gidiyorum ya. Deplasör olacaksın. Çapraz yap. Çapraz yap. Bana bunu bağırarak söylüyor. Ben gidiyorum. Ne biliyorsun oğlum? Çapraz. Ben almışım hakimi. Çapraz. Ya muazzam. Bu arada senin futbolu çok seviyorsun, Fenerbahçe'yi çok seviyorsun. Çok. Peki Kongu üyesiyim. Kongu üyesi. 8 yıl bitti. Oynadın da. Futbol. Evet. Futbolu oynadın. Bir yere kadar. Bir yere kadar. Neden olmadı? Ya abi, olmasını istiyor muydun? Tabii ben çok istiyordum. Ben doğar doğmaz. Zaten abim o zamanlar İsviçre'deyken biz abim çok iyi bir futbol oynuyordu takımında. Libero'ydu. Çok çok iyi bir top oynuyordu. Ve hatta onun geleceği falan çok parlak gösteriyordu. Ama abim sonra eğitime yöneldi. Ben orada futbol sevgim başladı benim. İstiyordum olmak. Hatta böyle bir Fenerbahçe'nin kapısına girer gibi oldum. Beni izlediler. Ben o zaman Touch Spor'da oynuyordum. Benim 3 kere izlemiş Fenerbahçe. 4. ya da 5. kez geldiklerinde bana bunu hocam söyledi. Ben normalde sağ bek oyuncusuyum. Sağ bek oynuyordum. O gün işte formalar dağıtılınca bana 10 numara verdi. Bir de kaptanlık pozu bandı verdi. Hocam dedim, ben dedim forvet arkası bu 10 numara. Ben dedim sağ bekim. Bugün dedi senin dedi günün. Bugün Fenerbahçe seni izlemeye geldi dedi. Eyvah. Abi bir heyecan. Ben ishal oldum bir anda. Heyecandan değil İki mi? İki kere tuvalete girdim. Takım seremoniye çıkacak. Kaptan yok. Tuvalette patır patır bırakıyorum. Heyecandan. çıktık bir baktım. Giymiş ceketleri Fenerbahçeler. Yanında da kuzen oturuyor.
Benim kuzenim oturuyor falan. Ona da saygılar. Abi top değmedi ayağıma ilk yarı. Bir tane taç attım. Hakeme bağırdım, küfür ettim falan. Hakem de birazcık tabii böyle dolap dereli herhalde. Çıkarken bana dedi ki, bak dedi, devrede aklın başına gelsin, seni atacağım, haberin olsun dedi bana. Hiç unutmam o hakemi. Şimdi gelsin kapıdan girsin tanırım. Tanırsın. Çıkarttı beni ikinci yarı oyundan, ağlamaya başladım. Fenerbahçeli yetkililer demiş ki bundan olsa olsa artist oluruz, bundan bir şey olmaz demiş. Sonra artist oldun. Yani. Sonra artist oldun. Beşiktaş'ta da mı denendin? Evet. O zamanlar dershaneye gidiyordum. Beni Ufuk Pak Hoca vardı. Halen var. Var değil mi? Zaman zaman da mesajlaşıyorum. Öyle mi? Avustralya'da yaşıyor şu anda. Aa, süper. Onun da bir yardımcı hocası vardı. Sonra Fener'e geldi Barbaros diye. Benim dershanedeki arkadaşım da Cem diye bir çocuk. O da çok iyi topçuydu. O 14-16'nın PAF takımında sol bekti. Dedi ki böyle böyle seçmeler var, gel dedi. Gittim. İlkini geçtim. İkinciyi de geçtim. Takıma gireceğim artık. Takıma girmek için de yelekliler bir tarafta, PAF takım oyuncuları bir tarafta. Abi ben bir türlü geçemiyorum PAF'a. Bir de şeyim yani, yedeğim. O gün de benim içime Fenerbahçe forması giymişim. Atleti vardı o zaman. Bir baktım beni aldı hoca 4-0'dan sonra. Son golü ben attım. Artık kadroya gireceğim. Çıkarttım şeyi. Formayı Ufuk Hoca'ya doğru koştum. Böyle yaptı. Gelme dedi. Altta Fenerbahçe. Altta Fenerbahçe. Gelme dedi. Baktım. Her zaman her yerde en büyük Fener dedim ben. Soyunma odasına bile giremedim. Yani soyunma odasına bile girme dediler bana. Hemen benim çantayı mantayı çıkardı. Sahada soyundum. Oradan bir dolmuş. Eve geri döndüm. Ne alaka? Niye öyle bir şey yaptın? Abi çünkü o dönemlerde belki sen biliyorsun birazcık kollama vardı. Bu bilmem nenin oğlu. Şu oynasın, bu oynasın. Orada hak etmeyen insanlar grubu vardı. Ona bir tepki. Ha, ona tepki gösterdim. Ha, Fenerbahçe. Ama bu öyle de olmaz ya. Şu anda aklım geliyor da. Aklıma geliyor. Fenerbahçe tişörtü ne alaka? Evet. Yani. Ki mesela bizim futbol okulumuz var. İşte hepsi 5 yaşlıydı ki. Fenerbahçe'si var, Galatasaray'sı var, Trabzonspor'lusu var. Soruyorum ben hangi takımısın? Bazısı böyle sıkınıyor, şey yapıyor falan. Diyorum ki korkmayın ya, Fenerbahçe'siniz, Fenerbahçe'siniz. Evet. Önemli değil. Biz burada ahlaklı sporcular yetiştiriyoruz. Bu kadar. Çok hangi takımı tuttuğunuz hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Yeter ki siz doğru insan olun, futbolcu olursunuz, olmazsınız ama biz iyi bireyler yetiştirmek zorundayız. Ama işte bahsettiğim 99-2000, o dönemlerde birazcık takımcılık vardı ya. Vardı. Hani Beşiktaş'ta oynayan Beşiktaşlı olur. Fenerbahçe'de oynayan Fenerbahçeli olur diye. Hiç alakası yok. Yani ne olacak ki? İnanılmaz taklitler yapıyorsun. Evet, estağfurullah. Çocuklar Duymasında oynadın. 80'lerde oynadın. Birçok sinema filmi, tiyatroda oynuyorsun. Çok iyi bir tiyatro oynuyorsun ki bence tiyatronun yakın arkadaşım olduğu için söylemiyorum. Ben tiyatroyu severim ama 10 oyunun 6'sında sıkılırım ben tiyatroda. Hmm. Çünkü tiyatro uzun ya. Evet. Ama senin oyunlarından hiç sıkılmıyorum. İnanılmaz keyif alıyorum, zevk alıyorum. Bir daha olsa bir daha izlerim yani. Çok sen sağ ol ya. Bu işin hakikaten duayenisin, Messi'sin diyorum. Ben mesela arkadaşlara vallahi diyorum ya Ceyhun. Ben arkadaşlarımla konuşurken mesela Emre'lerle vesaire diyorum ki Ceyhun tiyatronun Messi'si. Eyvallah. Ya ben orada inanılmaz bir enerjim var, avram var. Alıyorsun böyle, seyirciyi alıyorsun. Ya eğitimli de olduğumuz için. Sadece eğitim değil abi. Ama o içinde de olması lazım. İşte ben ilk başta 3 yaşımdayken ben bu yeteneğimi keşfettim. Hep annem babam beni hep arkamda duruyordu. Lafını geçsin. Kuş Uçuşu dizisinde bir sahne var ya, bir söylüyor. Senin eğitimin her zaman 1-0 önde başlatır hayatta seni. Evet. Ama seni oralarda tutacak olan becerin. Becerin. Doğru. Tamam. Yeteneğin var. Doğru. İşte belki birileri sana ön ayak oldu ama senin becerin orada tutuyor. Heh, ön ayak oldu, doğru. Bizim çünkü evimize giren çıkanın haddi hesabı yoktu. Ünlüler ama. Rahmetli Can Gürzap, rahmetli Alev Sezer, benim ustam, hocam, her şeyim, beni bu yola sokan Serpil Akıllıoğlu, ailem çok destekledi. Arsen Gürzap, Nedim Saban. Sonrasında Yılmaz Erdoğan ekolünden geçti. Müjdat Hoca bana temas etti. Evet, bir yerlere gelmek için aslında arkadaşlar, abiler, ustaların bir ön ayak olma var. Ama orada önemli olan ön ayak olduktan sonra oradaki sana kalıyor. Senin şansına kalıyor. Eğer yeteneksizsen, bilgi birikimin iyi değilse istediğin kadar seni bir yerlere çıkartsınlar. Önemli olan orada
sen o şansı iyi değerlendirmen. Ben de bu zamana kadar gelen bütün şansları iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Ya tiyatro oyunları muhteşem. Bu arada arkadaşlar, arkadaşımla yok söylemiyorum. Ceyhun'un tiyatro oyunları muazzam. Mutlaka gidin izleyin. Hayatta pişman olmazsınız ki zaten kapalı gişe oynuyor. Evet evet. Şimdi de bu senede Pembe Pırlantalar diye bir oyunumuz var. İngiliz komedisi. Rahmetli Metin Serezli Usta'nın iki defa Afife Jale ödülü aldığı bir oyun. Çok da keyif alıyoruz. Biz burada da rahmetli Tolga Güleryüz'ün anasına yaptık biz bu oyunu. Büyük bir trafik kazası evet. geçirmiştik. Biz onunla başlayacaktık ama şimdi Epizod Görsel Sanatlar Emre Özkan'la birlikte bu yola girdik ve güzel gidiyor. Her şey çok iyi. Trafik kazasında o anda neler hissettin? Bir film şeridi gibi geçti mi hayatından evet. her şey? Ya şöyle söyleyeyim. Zaten trafik kazasından sonra bir buçuk ayı hatırlamıyorum. Gerçekten hani sıksan kendimi hiçbir şey gelmez aklıma. Ben mesela ziyaretine gelmiştim. Hiç unutmuyorum. Eyvallah. Bir gülüyordum. 20 saniye sonra ağlamaya başlıyordum. Sonra bir dakika sonra gülüyordum. 3 dakika sonra ağlıyordum. Mesela inanılmaz bir duygu değişimleri, inanılmaz bir travma. Evet. Yanında arkadaşlarım vefat etti. 3 kişi. Gerçekten inanılmaz kötü bir yani, andı. Şöyle söyleyeyim, ben kendime geldikten sonra şunu fark ettim. Tek cümlem bu. Canlı canlı cenneti ve cehennemi gördüm orada ben. Ben öldüğümü düşündüm orada. Öldüm dedim ben o kazada. Çünkü hemen yanımdaki arkadaşım, yani 3 sıra vefat etti. Tolga Güleryüz, Özgür Karataş, Burak Topçu. Yani yanımda böyle buradalardı ama işte benim gene bilinçli bir insan olarak, birey olarak beni emniyet kemeri kurtardı. Eğer emniyet kemerim olmasaydı ben de o tarafa uçacak, yüksek ihtimalle uçardım. Ama yani dediğim gibi bir buçuk ayı falan hiç hatırlamıyorum. Çok şey oldu, çok kötü geçti benim için 2022, 23'te. Peki hayata bakışın kazadan değişti. Öncesi ve sonrası başka mı? Evet, evet. Yani nasıl bir Ceyhun'du, şimdi nasıl bir Ceyhun'sun? Yani birazcık bazı konularda çok dik başlıydım, bazı konularda. Bazı konularda çok fevriydim. Şunu düşündükten sonra bunlar bitiyor. Ölüm var ya. Ölüm diye bir gerçek var. Yani ölüm diye bir gerçek var. Bunu herkesin bence bilmesi gerekiyor. O yüzden artık bu fevriliğim geçti. Bu çok çabuk sinirlenmem, çok çabuk parlamalarım geçti. Daha yapıcı ve daha hoşgörülü müsün? Çok. Daha. Daha değil mi? Çünkü hep aklıma arkadaşlarım ve o an geliyor. Yani bence herkes ders almalı. Tabii inanılmaz bir şer. Tabii hayır olabiliyor. Dersler çıkarılabiliyor. Mesela Allah şöyle, bir daha yaşatmasın inşallah. Bir iş olacak diyelim. Olmadı. Neden olmadı? Ben çok yetenekliyim. Ben o diziyi almam gerekiyordu ya da o işi almam gerekiyordu. Yok. Ölebilirsin abi. Yani hayattasın tabii. Şu anda. Önüne fırsatlar gelecek. Buradaki izleyicilere söylüyorum. Aynı. Tabii. Yani onlar da hani kimseye yaşatmasın Allah. Ama arkadaşlıklarda kavgalar, gürültüler, bilmem ne, dedikodu, o bu şu, abi gerek yok ya. Tamam. Yani ben daha öne plana çıkayım, ben geri planda kaldım, beni niye konuşmuyor insanlar, ben mutlaka gelecektir sıra ama bence isyan etmeyin. Tamam. Sevgili dostlar. Nasipte ne varsa onu yaşıyorsun. Hamit abi, bir Aziz Yıldırım taklidi alabilir miyiz? Biraz gülelim abi, hüzünlendik, biraz evet. eğlenelim. Eyvallah, eyvallah. Sevgili Fenerbahçeliler ve Büyük Başkan Aziz Yıldırım geliyor. Çal kemancı çal. Benim derdim hep tek derman bu. Sevgili Fenerbahçeliler, çok güzel günler yaşadık. 20 yıl. Tamam kes. Sen çal dediğim zaman çalacaksın bak. Şimdi sevgili Fenerbahçeliler, çok güzel günler geçirdik. Çal, bu da girecek işte. 20 yıl aşkım. Üniversite. Minimum tesisler. Hepsinin arkasında ben var. Tek bir laf söyledim. Tabacında olsak bile. Son sözümüz. Ben Abacım. Teşekkürler. Ya bazen. Yani. Orada da biliyor musun? Şey mi? Harika hazırlığı taklidi yapıyorsun. Bir de o kadar güzel doğaçlama yapıyorsun ki. O kadar güzel işliyorsun ki. Ya ben şey değilim bir kere, taklitçi değilim ama bizim oyunculukta taklit etmek vardır ya, bir rolü taklit ediyorsun. Ben ona bir şeyler ilave etmek istiyorum. Evet. Yani birebir başka şey.
Yani birebir yaptığın zaman aynı, birebir o lafları söylediğin zaman başka bir şey, ama bir hikayenin içinde olması bambaşka bir şey. Ya biz Aziz abi, Aziz Yıldırım'ın karşısında yaptım ben. Lan nerede? O başkanım dedi, sizin taklidinizi yapıyor. İlk tanışmamız öyle oldu. Başladım yapmaya. Bana bak Aziz, beni iyi dinle tamam mı? Sen not al bakayım şurada. Böyle herkes bir sustu. Çünkü ilk defa Aziz Yıldırım'ın karşısında bir Aziz Yıldırım taklidi yapıyor. Böyle baktı bana. Bak sen buraya kimleri getirdin? Nereye geldik? Ha, böyle yok. Tamam mı? Şeyi aldık, MNK'yi nasıl aldık? Kaytı kuytu ellerimi yaptık. Şampiyon olacağız. Tamam mı? Hadi bakayım dedim. Böyle baktı. Aziz abi de hep elim ceptedir böyle. Orada şıkır 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 bir şey var. Böyle bir de geldi. Aa, kuru yemiş aldı. Biraz kuru yemiş. Güzel yaptı ama yani. Sonra dediler ki bana orada. Ya ilk defa böyle bir tepki verdi. Yıllardır çalışıyorum, seni çok sevdim. Ben çok sevdim. Sonra konuşmaların oldu bana da. Çok oldu ya. Çok oldu. Neler konuşuyoruz mesela? Ya bir kere şeydeydi. Birol abi beni bir gün maça götürdü. Beşiktaş-Fenerbahçe maçına. Kaç kaç olduğunu bilmiyorum maçın ama sen de belki orada olmuş olabilirsin. Bir basın maçtan devre arasında bir tartışma oldu. İsmail Ünal da o zaman belediye başkanı galiba. Beşiktaş belediye başkanı. Tartışma oldu falan. Aziz abi de benim yanımda böyle. Bakın ben de öyle bir şey yok yapma. Bağırıyor, bir şey oldu. Abi bir anda tek hareketle şeye çıktı. Masanın üstüne. Ben diyeceksiniz tamam mı? Bu da böyle laflar etmeyeceksiniz. Bunları yapmayın. Rezil ettiniz kendinizi. Bu asıl falan maça kuvve verme bir şey dedi. Oturdu bana spagetti getirmiş şimdi. Her şekeri fırladı ya. Şekeri düştü. İşte şekeri düştü ya onu. Spagetti getir bana. Söyledi her şey. Ama o adam bir anda tek harekette masaya nasıl çıkarsın abi? Ya muazzam. İsmail ya. Senin başına altından geliyor bunlar. Olmaz tamam mı? Bu da 4 kişi orada ben yiyorum. Spagetti getir bana. Sen şikertel de yapıyordun, çok komik ya şikertel. Böyle oyuncunun isminde kayıt. Ne diyordu ona? Şimdi Fenerbahçe abi büyük transferler yaptı. Bakın şurada söylüyorum. Öyle değil mi? Rıdvan bak şey yap beni. Fenerbahçe Musa Sov aldık ya. Liv'den. Şey var çocuk. Savaş'ın Hollandalı kayıt. Kayıt. Göt. Kayıt. Ne diyor Rıdvan? Ne bu? Dört kayıt başkanım. Dört kayıt ha. Abi de Portekizli bir saçlı çocuk. Saçlı çocuk. Öyle ver. Ya bu ne dedes? Ne dedes? Merhabes. Sonra başkanlık bittikten sonra da sizin diyaloğunuz oldu galiba birkaç defa. Çok. Arada, çok oldu. Arada şikayet etti. Çok. İşte iyi yönetemiyorum. Görüyor musun? Ne öyle geldi. İlk senesiydi galiba. İlk sene. Ben de dedim ki olur ya başkanım, hani ben burada bu arada başkanı çok seviyorum. Ali başkanı da çok seviyorum. Aziz başkanımızı da çok seviyorum. Çünkü Aziz Yıldırım'ın yaptığı bütün tesisleşmeler, her şey ortada. Transferler, büyük bir kulüp camiye nereye getirdiği ortada. Ama şey, böyle durup dururken böyle bazen birbirimizi arıyoruz. Arıyorsunuz. Alo söyle. Ne var? Cevim Bey. bir gün kızı 80'ler dizisini çok seviyormuş. Dedi, açtı bir gün. Alo benim Aziz Yıldırım. Aa başkanım dedim. Ayağa kalktım hemen. Buyurun dedim. Bak seni seven biri var burada. Onu vereceğim telefona tamam mı? Ya, merhaba ben yaz galiba. Yaz. Oradan hala direktif veriyor. Merhaba de. Nasılsın de. Cemil abi seni seviyorum de. Bir şey de. Normalde yöneticilere de hep öyle. Ben çok seviyorum seni Cemil abi. Sen dedim babana söyle. Sen, ben seni evden alayım. Sete getireyim. Sete ziyaret. Ay çok sevindim, çok sevindim. Ne diyor? Ben bakayım ne diyor dedi. Dedim ki başkanım dedim böyle ben dedim alayım. Dedim kızınızı sete. Çok sevindim. Seni çok öpüyorum. Sevgiyle saygıyla kal. Hep de öyle bitirir telefonu. Evet, evet. Sevgiyle saygıyla kal. Muazzam. Bir de Yılmaz Ural. Bir Yılmaz Ural'la video alabilir miyiz Hamit abi? Rica etsem. Çok sevdiğim hocam yanımda hocam. Kristof da abla aynı köylü akademi kursunda ben de Rexan onda da var baba ya. Çok seviyorum hocam seni. Vuracaksın ya, tecavüz ettiler. Yılmaz abi çok başka bir adam ya. Ya Yılmaz Vural, yani şöyle Yılmaz Vural adına ben konuşabilirim. Bir gün böyle tavla oynuyoruz Ataşehir'de. Restoranda sürekli telefonu çalıyor Yılmaz abinin.
Sen bak ya, ben bakmayacağım ya. Aynı şey zaten. Açtım efendim. Garanti Bankası bilmem ne var ne oldu söyle canım. Yok kullanmıyorum zaten, para bitti, takımın başına geçsem alacağım ya kupalar. Kredi kartı ister misiniz diyor. İster misin? İstemiyorum zaten, her şeyi benden aldılar. Karılar aldı benden paralar. Ama muazzam yapıyorsun Yılmaz Hoca'ya. Yılmaz Hoca da şaşırıyor. Çocuk aramda böyle enteresan diyaloglar da var. Çok var abi. Yine aynı yerdeyiz. Tavla oynuyoruz Mehmet abiyle. Tanıyorsun. Evet. Bir baktım. Cuma günü. Cuma'ya gidecek hoca. Abi baktım. Yılmaz Hoca seccade tutuyor elinde. Ama üstünde Kasımpaşa montu var. Altında Akhisar eşofman altı var. Girdi içeri baktım. Hocam. Allah kabul etsin. Hani gideceğiz. Biz de geliyoruz falan da hocam. Hani üstüm Kasımpaşa, altın Akhisar. Şimdi Cuma'dan çıkarıp telefon çalar. Hop Kasımpaşa'ya giderim. Bir bakarım hop Akhisar'a giderim. Ya muazzam ya. Yılmaz Hoca inanılmaz. Bir gün bir tane oyuncu hoca ile konuşmak istiyor. 11'de oynatmıyor, tamam mı? Hocam seninle konuşabilir miyiz? Tak sallıyor. Yaparız, ederiz, bakarız falan. Başka şey ulaşamıyor hocaya. Hoca ile konuşmak istiyor. Bir gün cuma namazına denk getiriyor Yılmaz Hoca. Yanına oturuyor, tamam mı? Otururken böyle selam ediyor. Esselamu aleyküm rahmetullah derken hocam bu hafta oynar mıyım diyor. Hoca böyle yapıyor. Daha hazır değilsin diyor. Hazır değilsin diye. Yani ay çok komik. Hoca bir gün Covid oldu. Tamam. Bunu yayınlar mısınız bilmiyorum. Yayınlamaz mısınız bilmiyorum. Büyük ihtimalle. Yayınlarız. Niye yayınlar mısınız? Yayınlarız. O zaman bipleyin abi. Bence. Tamam. Hoca çok hastalandı ya. Bayağı. Akhisar'da yayın. Ölüyorum oğlum. Çok kötü ya. Bu hastalık bitirdi beni ya falan. Hocam nasılsın? İyi misin ya? Biplemedim. Nasıl? Herkes iyi mi? Herkes hastalandı, sorma ya. Nereden kaptık falan. Kapattık telefonu. Şimdi herkes deyince Allah Allah dedim. Hani bütün takım hafta sonu maç var. Tekrar aradım. Hocam bir şey söyleyeceğim dedim. Bütün herkes mi? İyi oldu aradın. Senin ne oldu, lisans var mı? Seni sabike koyacağım. Bu takım ne oldu? Grup s**tın. Neden bu hale geldi bilmiyorum. Yayınlanır. Yok abi öyle değil. Yani bir koyarız öyle. Ya muazzam ya. Ya Yılmaz Hoca. Yine Yılmaz Hoca. Bu entübe falan oldu ya sonra. Evet. Mehmet abi beni aradı. Hoca seni istiyor dedi. Sen de gel dedi. Artık servise çıkardılar dedi. Gittim hocaya. O işte o giydirmişler o şey var ya. Külotlu çorap gibi giydiriyorlar ya. Onu giydirmişler. Bak ne haldeyim, bittim ya. Tuvalete gideceğim. Tuvalete kaldırın beni, götürün. Ailem ayağım tutmuyor dedi. Yılmaz Hoca ortada. Önde Mehmet abi, arkada ben. Biz böyle tren gibi tuvalete gittik. Tuvaletini yaptı. Böyle düşüyor gibi oldu. Tuttu. Gitti. Sonra tam geliyor. Tam yatağına gelecek. Ayağını attı, düştü. Hocam dedim ya. Burada da düştüm be dedim. Tamam mı? Ulan Ceyhun sen ne adamsın bak. Hayattayım. Yaşıyorum. Telefon numaram değişmedi. Şu Ali Koç'a ara. Beni alsın. Muazzam ya. Ya inanılmaz bir adam. Bitmez ya. Ya Yılmaz Hoca bak enerjisi. Adamın yanında bir saniye sıkılmazsın. Bu kadar eğlenceli. Herkes tarafından sevilen adamla. Çok seviliyor. Sokakta yürüyemiyorsun abi, ya. Çeşme'de, Ataşehir'de nerede olursa olsun ya. Adım atıyorsun 500 kişi geliyor ben, abi. Ben Yılmaz abiye geçen sene şey dedim. Alaçatı'da işte karşılaştık. Bayağı bir oturduk, sohbet ettik ve bayağı herkesin o şerit var ya, yürüme şeridi. Aha. Orada bir pastanede dışarıda oturduk. 7'den 70'e herkes öpüyor, sarılıyor, bilmem ne. Dedim ki hocam ya bir şey söyleyeceğim. Ya sen gerçekten iyi bir insansın ama burada daha bir iyi insan olduğunu daha gördüm. Yani güzel işler yapıyorsun. Yapsan da yapmasan da o kadar takdir ediliyorsun ki dedim. Ya Allah herkese dedim böyle bir şey nasip etsin. Muazzam bir insan. İnanılmaz. Yılmaz Hoca'yı çok seviyoruz. Buradan açık, her şeye açık. Tabii. Onunla dalga geçmene açık. Öz eleştiriye çok açık. O yüzden seviyoruz hocam. Seviyorum seni. Bir de
geçen sene Mert Hakan Yandaş'ın kendisine sürekli atması vardı. Daha doğrusu abartması. Faul yapılıyor ya da yapılmıyor. Hı hı. İşte bir takla atacakken hı hı. beş takla atıyor vesaire falan. Biz de bunu mizansen olarak yaptık. Halı sahada yaptık. Yaptık İki abi. Defa yaptık. Evet, çok abi. Da keyifli oldu. Çok da izlendi vesaire. Bir izleyelim Zahit abi. Tabii. Bu ikincisi evet. Şu tutma. Ne oluyor orada? Sakin ol. Çocukları bir dakika. Çocukları küçük gördün. Yanakla kasma diyorsun. Aa yine mi sensin? Sen misin yine? Aa! Ne normal mi? Muazzam. Bir de bunun diğeri başı vardı. Evet. Başı. Biz. Ha bu işte. Aslında ben bunu abartıp sahanın dışından devam edecektim yola kadar. Bak başka yeri tutuyor. Bileğe geldi ya. Çay geldi. İçiyor çayı. Bak bak. Böyle oyunculuk mu olur? Çık dışarı. Kırmızı kart. Ve Mert Hakan Yandaş haber yolladı. Çok üzülmüş. Ama bu şey... Ben de şunu dedim. Mert Hakan'a şunu söylersen çok sevinirim dedim. Neymar Dünya Kupası'nda çok attı böyle diye kendini insanlar dalga geçti. O da onlarla dedi. Onlarla Neymar da bunu göğüsledi. Göğsüne aldı topu. Kabul etti. Ve öyle bir video çekti. Tabii. Yani açık olmak lazım ya. Tabii aynen kapalı öyle. Kapalı olmayalım. Ya bir de eğlenceli ne olacak? Gülüyoruz yani. Eğleniyoruz. Ben burada tabii eğer şu olsa kabul. Karakterine, kişiliğine bir şey etmiş olsam. Tabii. Ona okey. Ona okey ama burada çok güzel bir mizansen var ya. Tabii çok benim güzel. De yapıyorlar sürekli yaparlar. Var mı peki futbolcularla başka Fenerbahçeli oyuncularla bir anın? Şu anda aktif olan eski oynayan Volkan Demirel'in eşi dizisinde oynamıştı. Evet evet. Aykut Hoca'yla Konya'dayken Aykut Hoca Konya uçağında rast geldik. Hatta oyuna davet ettim ben Aykut Hoca'yı. Orada da telefonu hani böyle tutma şeyi vardı ya yine aha. düz tutmuyor, yan tutuyor diye. O fotoğrafı ben çektim. Öyle mi? O kasketli fotoğrafı, yani Google'da olan fotoğrafı. Hocam nasılsın dedim. Teşekkürler. Sen nasılsın dedi. Oturdum. Sonra çıkışta hocayı buldum. Hocam dedim böyle böyle oyunumuz var gelir misiniz? Ben takım analizi için kulüpte olacağım. Başarılar. Dedi. Ertesi gün beni ama şeye çağırdı. Tesislere. Ha, gittim tesise. Ömeroviç falan orada. Abi Ömeroviç de çok rahat. Ne yapıyorsun? Nasıl ya? Şey, ve çok rahat. Ötekisi de Aykut Hoca da şey. Bir şey içer misin? Ne içersin? Sütüs. Bakacağız. Hani hocam dedim bir şey soracağım dedim. Bizim dedim 2012 yılında dedim. Biz dedim Avrupa Şampiyonası için bir program yapmıştık. Şoray Uzun dedim. Sizin çok iyi taklidinizi yaptık. Eğlendiniz mi dedim. Çok eğlendim. Çok güzel. Hiç mimik yok değil mi? Gülmüyor. Çok güldük. Hatta Sakarya'ya giderken açtık orada. Çok güldük. Hocam çok belli oluyor dedim. çok güldünüz. Abdullah Avcı da çok sever seni. Aa parçadan bütüne. Parçadan bütüne. Bayağı Başakşehir'de çalışırken çok gitmiştin. Trabzon'da çok gittim çalışırken. Ama bir de benim ayağım biraz uğursuzdur. Çıkıntı derler bana. Bir şeyi bozan adam derler. Yürüyen mekanizmayı bozan adam derler. Başakşehir paramparça ediyor gidiyor ligi. Ben de söz verdik bir türlü getiremedik. Buluşamadık. Abdullah abi beni şeye çağırdı. İdmana çağırdı. Gittim idmana. Bir baktım yelekliler yeleksizler ama Emre Belözoğlu'da da yelek var. Başka bir renk yelek. Hocam dedim turuncu yelek dedim. Niye Emre'ye verdiniz dedim. O kaybetmeyi sevmiyor dedi. İki takımdan da olmak istiyor dedi. Yani iki takımı da o idare ediyor. Çünkü hem kaptanımız hem beyin olduğu için takımın dedi. Caner At da o zaman onun yardımcısıydı. Abi ben ayak bastım orada. Yemek yedik, sohbet ettik, bir olduk. Hafta sonu Fener'le oynuyor. 2-0 kaybetti Başakşehir. Arka arkaya mağlubiyetler serisi yakaladı. Beni aradı bir daha dedi ki ben dedi. Seninle dışarıda buluşalım Ceylan dedi. Burada olmaz dedi. Burada olmaz. Gelme dedi sen. Gelme dedi. Ama sonra Trabzonspor'un şampiyon olduğu sene Riva'da kampta hocam dedim. Ben bir ziyarete geleyim mi dedim. Gel gel dedi. Emin misiniz dedim. Gel oğlum gel dedi. Rahat ol dedi. Yine bizi ağırladı. Teknik falan. Orhan, Egemen hepsi onun teknik heyeti falan. Orada yine bu
minvalde konuşmalar yaptık. O da çok... Gülüyor ya bir de öyle. Dedim ki böyle böyle hocam ne olacak dedim. Bak takım burada dedi. Ben sana şimdiden söyleyeyim dedi. Temmuz 10. Temmuz 10'du. Bu takım dedi bak iki eksik var. Hamşik yok. Bir de dedi bir tane santrofor alacağız dedi. Bu takım şampiyon olacak Ceyhun dedi. Ya hocam dedim bak ben geldim emin misin dedi. Bak görürsün dedi konuşacağız dedi. Şampiyon yaptı. Ama iyi oyna. İyiydi. İyiydi. İyiydi çok hadi o sen hak etti. Çok çok hak etti. Abdullah abiyi de çok çok severim. Arada bir ararım sorarım onu da. Hep parçadan bütüne. Parçadan parselizasyon. 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 Birinci bölge, ikinci bölge. Mesela Abdullah Hoca'ya da şey söylüyorum. Hocam nasıl bir maçtı? Önce rakiple başlayalım. Rakip hava toplarını iyi yapan, kanatlara kanatlardan gelen ve biz bunu önledik. İkinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişi, geçiş oyununu. Geçiş oyunu. Parselizasyon. Parselizasyon. Melo tweet. Yapma. Ya. Yapma. Melo'nun bir tweetine şey alabiliriz abi. Paylaşımını. Hamit abi. Rica etsek. Sana attım WhatsApp'tan abi. Yapma. Orada, ya da dilersen konuşalım. O ekrana verir zaten Hamit abi. Sen sinirlendin. Kötü bir gündü. Melo her Fenerbahçe evet. Her Fenerbahçe mağlubiyetinden sonra tweetler atıyor, paylaşımlar yapıyor. Sen de sinirlendin. Abi, sen büyük nokta nokta çocuğusun diye ona DM'den yazdın. Şöyle. İnsanlar görmüyor. Sadece Melo yattın. Bak olay şu, ben sana baştan anlatayım. Şimdi bunun savunulacak hiçbir tarafı yok. Ben bunu baştan söyleyeyim. Hata olduğunu da söylüyorum. Kendime yakışmadığı için de özür diledim. Ama yanlış anlamayın, bana yakışmadığı için özür diledim. Yani Melo'dan özür dilemedim. Şu yüzden... İlk defa da burada anlatacağım. Sana daha önce anlatmıştım da bunun devamı aslında enteresan. Bu olayın devamı. Şimdi Fenerbahçe Covid zamanında Trabzonspor'la Kadıköy'de oynuyor. Kupa maçı. Emre Belözoğlu yedek. Emre Belözoğlu hatırlıyorsan yedek diyen Charlotte'la ikili diyaloğa giriyor. Charlotte böyle yapıyor, böyle yapıyor. Emre küfür ediyor, etmiyor bilmiyorum. Hoca onu atıyor kırmızı kart. Maç bitti. Ben çok sinirlendim. Bir arkadaşım bana ya şu Melo'ya bak. Ne hala Fener'le uğraşıyor diye. Story koymuş Melo. Emre'nin resmi var. Bir de kendisinin dilini çıkartıp yapmıştı ya böyle Emre'ye. Onu koymuş. Oyuna giremeden atılan ezik futbolcu diye yazmış. Yani gerçekten savunulacak hiçbir tarafı yok arkadaşlar. Ama hani olayı anlatayım size. Ben de hakikaten çok sinirlendim. Direkt mesaj attım. Ama şunu bilemedim. Şu gerizekalı kafa. Onaylı hesaplar yani mavi tikli olanların birinci sıraya hani artı 99 diğerleri var ya. Evet. Orada olduğunu zannediyorum ben. Ama tak birinci sıraya yükseldiğini yani birinci sırada olduğunu bilmiyordum ben. Hani bilip bilmemek. Bu da savunulacak bir durum değil. Ben bunu attım koydum. Biz devam ettik. PlayStation oynamaya devam ettim. Bir anda kulaklıktan ekiple oynuyoruz. Ceyhun TT oldun dediler bana. 10 dakika sonra. Anlamadım dedim. Abi TT oldun sen bir şey mi yaptın dedi bana arkadaşım. Yo dedim. Bu arada konuştuğum arkadaşların arasında da Görkem Ekal var. Eskiden Fenerbahçe'nin tercümanıydı. Portekizce falan evet, biliyor. Yani bayağı Güney Amerikalılarla arası çok iyidir. Yok dedim. Bir dakika dedim. Bana dedim mesajlar gelmeye başladı. Arkadaşlar bir şey oluyor dedim. Abi Melo işte biraz önce paylaşılan. Ya orada story. Tweet'te öyle kurnaz ki. Sanatçı. Heh. Sanatçıdan giriyor en son takdiri Türk halkı ve Galatasaray taraftarına. Seni atıyor evet. Mesela. Aynen. Çok zeki. Çok inanılmaz zeki tabii, abi. Aynen bak ha, şu tweet gördün değil mi tweetini? Dil evet. Çıkartan. Ben evet. De onun üstüne bunu yazdım. Yazmamalıydım. Evet. Sonra abi Begüm zaten böyle şeyleri hiç sevmez. Hep bana söylerdi zaten. Bak ne yap ne et lütfen. Bu diyaloglara evlendiğimizde ne olur. Bunu şey yapıyorum. Begüm karşımda yatıyor bu arada. Haberi yok. Kocan TT oldu. Kalk diyeceğim. arkadaşlar ben uzun bir süre aranızda yokum dedim. PlayStation ekibine. Sonra Allah ne yapayım ne edeyim. Ben o anda tabii yedim. İnanılmaz küfürler. Küfür. Haklılar tabii ki de. Görkem'i aradım. Görkem dedim. Bu adam dedim İngilizce bilmiyor. Bana dedim güzel bir şey yaz. Ben bunu çevirttim. İşte o anlamda söylemedim. Bizi Türkiye'de vay be ne güzel top oynar bu bilmem ne çocuğu derler şakası diye yazdım. Sonra
Hatta varsa ses kaydı da var elimde benim. Aha. Melo dedi ki aynı şekilde. O da tercüme edip bana yolladı. Ben de burada ne diyor dedim Görkem'e. Tamam tamam anladım bro. Sorun değil. Tweet'i, story'i kaldırıyorum. Seni de çok seviyorum dedi. Ben de teşekkürler dedim. Şimdi dedim bayağı dedim linç ediliyorum. Haklı olarak dedim Galatasaray taraftarlarından. Bu arada Fenerbahçeliler de işte abi bizim sesimiz oldun falan. Yani gerek yok böyle bir ses olmaya. İşte istemezdim. Abi neyse ama gene kurnazlık yaptı Melo. Kaldırmadı. Bir sonraki tweet'i de teşekkürler Galatasaray taraftarıydı. Şey story'si. Tabii tabii. Ve 24 saat o orada kaldı. Tabii oynadı seninle. Tabii. Ama o da arkadaşlar şöyle ben Melo'ya da dedim böyle böyle yanlış oldu falan filan. Rica etsem kaldırırsa hani bizim bu toplumumuz böyle şeyleri sevmez. Ben de yanlış bir şey yaptım. Kabul. Rica ediyorum hani tamam dedi. Senin üzerinden etkileşim almış. Çünkü seviyorlar yani. Çok uzun abi, sürdü ama yani. Senin üzerinden. 4 ay bütün yorumları kapattım. Hani öyle mi? Tabii tabii. Bayağı. Dört. Sonra ismini vermeyeceğim bir Galatasaray o dönem değil yöneticisi beni aradı bir iki hafta sonra. Merhaba ben filanca eski yönetici. Evet merhabalar. Ya böyle bir şey duyduk. Ben de şey zannediyorum. Eyvah yani avukatlık bir şeylik olacağım falan. Teşekkür ediyorum. Bizim söyleyemediğimiz şeyleri söyledi. Nasıl ya? Bu böyle oğlum dedi. Ama zaten... Para istiyor dedi. Vermiyoruz dedi. Aybaşı olmamış dedi. Adam dedi daha aybaşı olmasına 15 gün var bizden para istiyor dedi. Sen canını sıkma bilmem ne. Ben bu arada Ultra Aslan'la da ulaştım. Arkadaşlar bu şu andaki anlattığımı onlara da anlattım söyledim. Tamam Ceyhun Bey abiciğim hiç sorun değil. Kardeş hiç sorun değil falan filan. Melo çok büyük oyuncuydu. Büyük. Çok akıllıydı, çok zekiydi. Çok iyi topçuydu. Mesela abi. Emre Belezoğlu mesela kaptırıyor kendini öfke kontrolü problemi evet. Var ya. Mesela Melo'nun öfke problemi yok. Orada dengeli. Bir anda geri vites yapabiliyor. Kırmızı kart görmemek için zekice davranabiliyor. Melo'yu takım içinde ve yönetim içinde sevmeyen de çok vardı. Çünkü Melo çok zor bir karakter. Brezilya'daki takımında kaç bin kişi kovaladı adamı. Taraftarın arasında kaçtı falan filan. Tabii. O oraları seviyor ama... dediğin gibi Emre ile farkı o. O tabii. Yapıyor ama sessiz yapıyor. Sessiz yapıyor evet. Çok zekiydi. Çok. Senin deplasman anıların var mı? Çok. Çok var. Başına gelen bayağı. En uç, en enteresan hikaye ne? Ben elimden geldiğince menfaat gözetmeksizin her zaman parasını veren, her şeyde organizasyonların içinde olan bir Fenerbahçeliyim ben. Oyunlar olmadığı zaman deplasmana giden, anneme biliyor kendisi. Yalan söyleyip 20 saatlik Trabzonspor deplasmanına gitmişliğim de vardır. O koridorda yatmışlığım da vardır. Rahmetli Sefa Kalya'dan çok güzel bir dayak yemiştim. Bir İnönü'de bu Mustafa Denizli zamanında 6 yabancı ile çıktığımız sonradan. Evet. Orada bir çok sağlam tokmak atmıştı benim suratıma bağırmıyorum diye. Bir de galiba... Erzurum mu? Gaziantep deplasmanı olabilir. Gaziantep deplasmanında yani ufacık çocuğum ben. Adamın yerine geçmişim. O sette duruyor. Burası boş diye girmişim. Tuttu beni aşağıya atmış. Aşağı attı. Ama çok şey eğlenceliydi. Dün de mesela belgeselini izledim. YouTube'da Sefa Kalya'nın belgeseli. Deplasman. Orada kendimi bulmaya çalışıyorum. Acaba denk geldim mi falan diye de eski şimdiki arkadaşlarım görüyorum ne kadar gençlermiş. Ben kendimi göremedim. Ben göremedim. Beşiktaş deplasmanında da 3-3'lük Beşiktaş maçı. Evet ya. O da çok anlatılamayacak şekilde bir. Anlatılır gibi. Gibi anlatayım. Evet. Şimdi arkadaşlar 1-0 oldu maç. 2-0 oldu. 3-0 oldu. Beşiktaş önde. Beşiktaş önde ilk yarı. İndim aşağıya. Beni de tanıdılar tabii kapıda gider. Dedim ki rica etsem kapıyı açar mısınız? Gitmek istiyorum ben. Hani gerekirse bunları içerideki arkadaşlara vereyim. Abi dedi yok yok böyle seni çıkartırım dedi. Biraz bir zaman geçsin dedi bir 10 dakika. Sen gel dedi. Tamam dedim ben. O arada biz gol attık. Ama bu arada ha sen gitmek istiyorsun. Gitmek istiyorum arkadaşlar. 4 kişi biz kapıyı açın dedik. Ha 3-0 da artık dönmez diyorsun. Dönmez. Bu arada 1-0 sinirlerim şöyle bozuldu. Yer bulamadık biz deplasman tribünü yukarıda. Önde oturduk. Yanımızda da loca şeyi var. Localar var. Localarda da cam var. 1-0 oldu. Şöyle kafamı kaldırdım. Tanımadığım bir kadın bana el hareketi yapıyor. Tamam. 2-0 oldu. Gene baktım. Daha çok abarttı el hareketini. 3-0 oldu. Ayağa kalkıp kol, bacak, her şey
yaptı. Kadın yapıyor. Kadın bacak bacak üstüne atıp hareketler hani. Tamam. Bunlara çok sinirlendim ve gitmek istedim. Yok sonra 10 dakika sonra açacağım kapıyı dediler. İyi falan dedik. Biz oturduk. Bu arada 3-1 oldu. Allah Allah takım iyi oynamaya başladı. Şöyle 3-1 oldu, kadına baktım. Kadın da bana baktı. Böyle el salladı. Olmaz çünkü. Olmaz. 3-2 oldu. Orada ben hissettim. Arkadaşlar hadi gidelim mi dedi. Kadına baktım. Şöyle yaptım. Abi 3-3 oldu. Kadının yaptığı hareketlerin kaç mislisini yaptın? Galiba 15 bin mislisini yaptım. Çıldırdım ama. O aradaki o cama böyle tutunup her şeyi yaptım. Her şeyi yaptım. Ama orada ben konumum ne? Hangi mesleği yapıyorum? İnsanlar beni tanıyor mu? Hiç umurumda değil. Hiç umurumda değil. Allah'tan Şafak ve Salih çekmemiş, vardı. Çekmemişler seni. Çekmediler. Tuttular. Sen ne yapıyorsun? Ama o da deli Şafak. Sen ne yapıyorsun? Manyak mısın? Bu hareket yapılır mı? Deyip o yaptı aynı hareketleri yapışıp cama. Allah'tan çekmemişler. Allah'tan yani. Allah'tan çekmemişler. Yılmazon Akisar not almışım. Erdinç Şehit. Evet. Onu anlattı mı Erdinç abi sana? Yok anlatmadı. Abi o çok enteresan. Yılmaz abi evde oturuyor. Demiş ki Erdinç abi de şeydir ya böyle hemen toplantı yaptık. İtalyanları çektim yuvarlak masa. Yuvarlak masa. Aramış demiş ki bir saat sürem var. Benim demiş bir işim var. Fenerbahçe kulübüyle görüşeceğim. Akisar'dan teklif var. Filanca bir para. Ya oğlum aradan sen de alacaksın belli. Yükselt parayı ya falan filan. Yok demiş bu kadar para. Ya demiş azını yapsan çoğunu. Yarısını bana ver. Üst sonra sen al ne alırsın. Yok demiş. Gitmiş şeye kulübe. Dönüşte aramış hocayı. Gel oğlum boş ver kabul etmeyeceğim. Hocam bak 20 dakika sonra evindeyim. Tamam mı? Ya istemiyorum falan. Ceyhun dedi eve bir girdim dedi. Fikstürü çıkartmış, deplasman maçını çıkartmış. O parayı duyduktan sonra diye. Çünkü çıkarken bir para daha söylemiş. Gel bakalım, olmaz demiş. Bir girdim eve diyor. İlk hafta Altay deplasmanındayız. İkinci hafta Karşıyaka bize geliyor. Bu da. Hocam demiş parayı gördü. Bırak oğlum parayı, sonra konuşuruz. Muazzam. Ya Yılmaz Hoca ya. Alem adam. Çok teşekkür ederim. Ceyhun geldin. Fenerbahçe'den memnun musun bu sene? İyi gidiyoruz şu anda. İyi gidiyoruz. Bilmiyorum katılır mısın, katılmaz mısın? Aslında herkes başkana yükleniyor ilk döneminde, ilk 3 senesinde falan ama şimdi bir oturması gerekiyor ya takımın, kulübün, yeni bir başkan, onun getireceği yeni vizyonlar, yeni bilgiler. Çünkü bir 20 yıllık bir başkan serüvenden sonra birinin gelmesi, hele Ali Koç gibi büyük bir insanın gelmesi sabır ister. Ben son 2 yılda yaptıklarının çok doğru olduğunu düşünüyorum. Bu senenin sonunda da genel kurul var. Ne olacak bilmiyorum ama takım şu anda iyi gidiyor. Çok güzel bir şey söyledin sen. Her maç final gibi çıkıyor Fenerbahçe'nin. Doğru. Evet. Ama bir de kırılmaya çok müsait. Müsait ama çok iyi bir reaksiyon veren takım gibi oynuyor. Evet. Bir mağlubiyet oldu Avrupa'da. Herkes çöktü. Dedi ki eyvah bittik biz. Eskiye geri dönüş falan. Hayır. Takım bir çıktı sahaya. Takır takır top oynamaya başladı. Ve o sahanın içindeki lider ruhlu insanlar evet. Takımı ateşliyor. Tabii Tadic, Dzeko çok önemli. Tabii İrfan o da yeni bir transfer gibi oynuyor. İrfan, İsmail Yüksek, Livakovic öyle. Stoperlerimiz bence muazzam. Ve 5 stoperin de sakat olup orada bir Osterwolde'yi çıkartması, yanına işte Samet'in sonra ilave etmesi. Şimdi inşallah Ciku Osterwolde olacak galiba bundan sonra da. Beka gelene kadar bakalım. Ama ben çok memnunum. Kulüpten de memnunum bu arada. Futbol takımından ziyade. Kulüpten de memnunum. Takım olarak hep taraftar olarak arkasındayız kulübün. Tabii Fenerbahçe Galatasaray Fenerbahçe maçları da belirleyici olacak. Çok da güzel maçlar olacak. Bence de. Ama hakikaten eski kazan. Derbiler gibi olacak gibi geliyor bana. Evet. Hatırlıyor musun? Kalitede olur. Kalitede. Çünkü dış etkenler, hakemler, yöneticilerin konuşmaları, Selahattin Baki, Erden Timur, Ali Koç'un konuşmaları, onlar bunlar oraya bir gelecek gibi evet. Geliyor bana. Eski derbi, biz eski derbileri seviyoruz ya. Evet, doğru. Çok özledik. Sevgili seyirciler, Cüfer söyle.
Cem Fersoy'la gerçekten çok keyifli bir söyleşi yaptık. Yaklaşık 40-45 dakika. Vallahi müthiş keyif aldık. Çok eğlendik, çok güldük. Mutlaka bu programı izleyin. Bizi beğenin, yorum yazın, kanalımıza abone olun ve bu röportajı, söyleşiyi de yakınlarınıza, arkadaşlarınıza iletin. Çünkü bu röportajı izleyen herkes bolca gülecektir ve kahkaha atacaktır. Gelecek hafta yeni konularla, yeni konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın efendim. Bye bye.